İşte huzurlu bir gün. Bakalım, havada mis gibi. En güne huzurlu başlamak için önce probiyotikli rooibos çayımı içerim, alalım. Koyalım şuraya. İşte mis gibi çay. Şimdi bu çay çok sıcak olduğu için dudağımla içime çekeceğim. Çekelim. Şimdi huzur veren bir müzik açacağım buradan. Başlatalım. Oh! Huzurum, neşem yerine geldi. İçelim şu çaydan. İşte huzur dolu bir güne başlamaya hazırım. Gidelim. Mis gibi bir hava var. Tabiri caizse yazdan kalma bir hava bizi bekliyor. Baksanıza, mis gibi. Oh! Orada ne oluyor? Ne yapıyorsunuz orada? Dükkanıma gelsenize. Hamburger yesenize. Köyümüze yeni kişiler geldi. Ne? Bakalım. Neler oluyor burada? Oh. İşte mutlu aile tablosu. Mutlu aile tablosu mu? Mahmut. Efendim canım. Mahmut, bunlar kim? Tiplere bak. İşte köyümüzde yaşamaya layık düzgün insanlar. Düzgün mü? Bunlar mı? Biz bu köyde yaşamak istiyoruz. Oy dolu canım, misal yer yok, daha sonra. Merak etmeyin, sizin kalacak yer buluruz. Nasıl bulacaksın Mahmut, yok ki, ev yok ki. Biz ikimiz çok iyi insanlarız. Ne? Melek gibisin, belli oluyor. Belli oluyor. Mahmut, gözüne baksana şunun, bembeyaz. Siz en iyisi gidin başka yerde yaşayın. Ağza bak. Bana mı dedin? Duydunuz mu sesini? Ne dedi? Bir değişik çıktı, kapkalındı sesi. Şu güzel kızın sesi öyle çıkar mı hiç? Güzel mi? Bakayım. Mahmut, sen bir göz doktoruna git istersen. Bunun nesi güzel? Senin bu üstüne ne oldu? Nafol. Değişik bunlar. Olsun, hiçbir şey benim huzurumu bozamaz. Probiyotikli rooibos çayından biraz daha içeceğim. İçelim. Olsun, belki de iyi insanlardır. Baksanıza, dükkanıma gelmişler. Ne oluyor? Bizim evimiz hangisi? Onu hemen bulacağız. Beni bu işe karıştırmayın. Zaten köyde boş ev yok. Hangi evde kalsın? Benim evimde kalacak değiller ya. Eşyalarım, ne oluyor? Bundan sonra bu evde onlar kalacak. Benim evimde. Seni bu köyde istemiyoruz. Yeni gelen kişiler için beni köyden mi kovuyorsunuz? Evet. Sağ ol Mahmut, çok açık sözlüsün. Öyleyimdir. Ben özü sözü bir Mahmut. Özü sözü bir mi? Mahmut, köye öyle iki kişi gönderdim ki bu sefer köy kesin yok olacak. Helal olsun patron, sen çok zeki adamsın. Evet, öyleyim. Bir de adam gibi adamım değil mi? Adam mı? Şey patron, evet. Ne oldu Mahmut, sanki bir durup düşündün. Ne? Şey, adam deyince, evet, benim Mahmut, benden daha adamı mı var? Köy yok olunca göreceksin bunu. Olamaz. Çıksanız evimden. Bundan sonra bu ev bizim. Nereden çıktınız lanetler? Evimi kimseye vermem. Sana köyden defol dedik. Siz beni köyden kovmazsınız. Beni bu köyden kovmaya sizin gücünüz yeter mi sanıyorsunuz? Demek öyle. Evet, öyle canım. Onu bu köyde kovalım. İstemiyoruz onu. Hala bakıyorlar, çıksanız evimden. Saldırın. Hiçbir yere gitmiyorum işte. Ne oluyor? Sana bu köyden git demedik mi? En olmazsan bu köy hemen yok olur. Eşyalarım kaldı Mahmut. Bırakın da onları alayım. Bunun intikamını alacağım sizden. Dükkanlarımı da götüreceğim. Sizin ikinizin işi bitti. Yanlış köye geldiniz siz. Alalım şunları. Gidiyorum ama geri geleceğim. Öyle kovarız köyden. Siz kovmadınız. Ben kendim gidiyorum. Demek tanımadığınız insanlar yüzünden beni köyden kovarsınız. Ben bunun intikamını almaz mıyım? İşte köyde kovuldum. Ama dükkanlarımı ve evimi onlara verecek değilim. İntikam için geri döneceğim. Köye gelen o iki kişiyi de köyden kovacağım. Onların gücü bana yetmez. İşlerini bitirebilirim. Zaten çok güçsüz görünüyorlardı. Gece oldu. Ayılar gelir şimdi. Köyden uzaklaştım. Burada kamp yapacağım. Neyse ki etrafta bir tanecik bile ayı görünmüyor. Bu ne? İşi bitmiş galiba. Bakalım, uyuyor mu bu? Uyandı. Köylülerin beni düşürdüğü hale bakın. Ayılarla yan yana uyuyorum. Geri yattı. Tamamdır. Sessiz olursam ben de rahat bir uyku çekebilirim. Sabah olunca da intikam için geri döneceğim. Şuraya yatalım da ayı bizi görmesin. Sabah oldu. Ayı hala uyuyor.
Şapkayı takacağım. Bu sayede köyde beni tanıyamayacaklar. Bakalım. Böylece köyün içerisine rahatça girebilirim. Gidelim şöyle. Bunlar yüzünden ayılara yem olacaktım. İşte köye geldim. Aha, evime ne olmuş? Şöyle geleceğim. Böylece beni tanımazlar. Hey sen. Ben mi abi? Çabuk buraya gel. Kerata zibidi seni. Ne? Bana mı dedin zibidi diye? İşini yani bir şey mi oldu? Çabuk söyle, kimsin sen? Sen kimsin ki sana hesap vereceğim? Ne dedin? Yani şey, bu değil, tamirciyim abi. Tornavida, düz tornavida. Neyse benim gitmem gerekiyor. Evin kapısını tahtayla kapatmışlar. Pencereden bakacağım. Benim evimi gidip başkasına verdiler. Beni köyde kovdular. Bunların işini bitirsem bile az. Bakalım. O nasıl havada duruyor? Bakayım. Havada uçuyorlar. O köylüye ne olmuş? Köylünün işini bitirmişler. Olamaz. Bu da ne? Kim yaptı bunu sana? Köye gelen o yeni iki kişi yaptı. Demek onlar. Ben size söyledim. Koydan olduğumuz adam burada. Bağırmasana keriz misin? Bırak da intikamını alayım. Allah'tan kimse duymadı. Gidelim de şu ikisinin işini bitirelim. Keriz köylerde benim koyda olduğumu anlamaları falan çok zor. Bir şey mi diyordun? Bir şey mi? Yo, sizin burada ne işiniz var? Biz seni köyde kovmamış mıydık? Beni mi? Evet, kovmuştunuz. O ikisi var ya, bakın Mahmut'un işini bitirmiş. İnanmıyorsanız ona sorun. Mahmut, hadi söyle. Mahmut? Mahmut'un işi bitmiş, konuşamaz. Şimdi seni mancınıkla köyden dışarıya fırlatacağız. Mancınık mı? Demek beni bununla köyden dışarıya fırlatacaksınız. Mancınığı parçalayayım da siz görün. Aba! Nasıl kırdım ama? Ne oluyor? Bakın işte içeride uçuyorlar. Sen uçacaksın, onlar değil. Tutun şunu. Bıraksanıza. Çabuk beni bırakın. Tamam Mahmut, şuraya doğru itekli aracı. Dönder şöyle. İşte her şey hazır. Şimdi onu uçuruyoruz. Köyden çok uzaklara gidecek. Bir daha geri gelemez. Mahmut beni sakın fırlatmayın. Bir yerime bir şey olur bak. Mahmut işinizi bitireceğim sizin. Hazırsan havaya fırlıyorsun. Hala konuşuyor. Fırlatmayın de. Olamaz. İntikam için geri döneceğim. Kalkalım. Bana bunu yapmayacaklardı. Hazırsanız köyün içerisine giriyorum. Beni tanımamaları için kılık değiştireceğim. Şuradaki çöpleri de toplayalım. Bana bulaşmak neymiş göstereceğim onlara. Şunları da toplayalım. Lütfen yerlere çöp atmayalım. Bak bana bak ya. Öyle görüş açısından nasıl da çıktım. İtelim. Güzel. Çöp kutusunun içinde saklanacağım. Burası. Tamamdır. Kapatalım. Buradaki gizli yerimi hayatta bulamazlar. Hepsini de yok edeceğim. Mahmut ne oluyor? Bu köye yeni gelen kişi değil mi? Ama kötü kişiymiş. Benim işimi bitiriyor. Mahmut yardım edin. Silahım burada. Alalım şunları. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Takalım kaskı. Giyelim zırhı da. Şimdi onu yok edeceğim. Neler oluyor? Açalım. Gizli yerimi buldun demek. Çöp kutusundan ne istedin? Çekil şuradan. Gerisi şunu durdursun Allah rızası için. Şimdi öyle mi oldu Mahmut? Geliyor. Önce köylülerin işini bitir. Evim yokmuş. Olamaz. Beni buraya sıkıştıracağını sandım. Çatısına çıkacağım. Yanlış kişiye bulaştınız. Kimse merak etmesin, sizi kurtardım. İşte işi bitti. Yanlış kişiye bulaştığını söylemiştim. İşte bu. Köyümüzü kurtardın. Emi kahramansın. O beni fırlatanları getirin. Köy sizin yüzünüzden bu hale geldi. Getirdiniz mi? Dönderin. Fırlatın. Onu da getirin. Tamamdır. Fırlatın. Mancınığı kırıyorum. Evet, bugün köye gelen iki kişi yüzünden beni köyde kovdular. Ama onlardan intikam alıp evimi geri aldım. Her diğerinden ve köylülerden intikam almamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer evimi tamir edip iki katlı güzel bir villa yapmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.